Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan Özgür Top. Köken Erdoğan'la beraber düzenlediğimiz Arşivden Sonra isimli konuşma dizisinin 6. oturumunu gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. 55-33'te böyle bir program düzenleme fikri ortaya çıktığında arşivlemeye önem veren ve arşivler yapan iki sanatçı olarak bu konuyu gündeme alabiliriz diye düşündük. Neden arşivliyoruz, nasıl arşivliyoruz, bunları nasıl koruyoruz ve daha sonrasında bu arşivler nelerin olmasına vesile oluyor konularını konuşabiliriz diye düşündük. Ama bunu yaparken iki sanatçı olarak sadece sanatçı ve arşiv, sanat ve arşiv çemberi içerisinde kalmayalım. Farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla da bu programı yürütelim istedik. Bu doğrultuda ilk konuşmayı ben gerçekleştirdim. Video Oyunları ve Savaş Görüntüleri isimli konuşmamda IŞİD videoları üzerine yaptığım arşiv çalışmasını paylaştım. İkinci konuşmada Köken Ergun, Betselen Video Arşivinden Seçmeler başlıklı konuşmasıyla bizden birlikteydi. Üçüncü konuşmada Cumhuriyet Gazetesi Arşivine konuk olduk ve gazete arşivinin çalışanları eşliğinde onların çalışma ortamlarını görme fırsatı yakaladık ve gazete arşivinin geçmişten bugüne olan vaziyetini öğrendik. Dördüncü konuşmada Bikem Ekberzade Görünmeyen Arşiv isimli konuşmasıyla 55-33'te bizimle birlikteydi. Bu hafta çarşamba günü ise Dink Vakfı'ndaydık. Kültürel Mirasın Arşivlenmesi isimli konuşmada Kültürel Miras Ekibinden Vahap Keşişyan, Nagihan Ustan ve Selim Sönmez vakfın arşiv faaliyetlerinden bize bahsettiler. Bugün ise Hafıza Merkezi'nden Gamze Hızlı ve Özlem Kaya bizlerle birlikte olacaklar. Ve merkezin faaliyetlerinden ve veri tabanından bahsedecekler. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere de efendim. Herkese merhaba. Köken'e ve Özgür'e teşekkür ederiz biz davet ettikleri için öncelikle. Size de bu güzel günde biraz sıkıcı bir konuyu dinlemek için geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Gamze, Özlem'le birlikte bugün belgenin ve biliminde neler yaptığımızı anlatacağız. Ben önce biraz kurumdan bahsedeceğim. Hafıza Merkezi nedir, ne yapar? Hafıza Merkezi 2011 sonunda kuruldu. Bir grup avukat, insan hakları aktivisti ve gazetecinin bir araya gelmesiyle. Aslında fikir biraz geçiş dönemi adaleti dediğimiz ve dünyada aslında 2000'ler itibariyle, 90'ların sonu 2000'ler itibariyle gündeme gelen bir takım mekanizmaların aslında Türkiye bağlamında bilinmesi ve bu alana eğilmesi gerektiği üzerinden çıktı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yani yüzleşilmemiş bir sürü büyük katliamlar, hatta işte soykırım gibi şeyler var ve bunlarla normal insan hakları ihlalleri dediğimiz bireysel suç kapsamına giren mekanizmalarla baş etmek mümkün olmadığı için Hafıza Merkezi kurulurken bu geçmişteki yaşanmış büyük ihlallere dair belgeleme çalışması yapmak ve biraz mağdurların adalet talebini yükseltmek amacıyla kuruldu. Bu geçiş dönemi adaletinden biraz bahsedeceğim. Aslında biraz önce söylediğim gibi insan hakları ihlalleri dediğimiz şey aslında çok tekil olaylardan bahsediyoruz insan hakları ihlalleri dediğimiz zaman. Ama özellikle İkinci Dünya Savaşı ve işte Holokost'la birlikte Holokost'la yüzleşmeye başlanıldığı 60'ların sonu itibariyle normal adalet sisteminin bu gibi kitlesel suç tanımına girecek ve büyük kitleleri içeren suç tanımlarıyla yüzleşmenin mümkün olmadığı, yani normal adalet sisteminin bu gibi suçların yüzleşilmesi ve telafisi için uygun zemin sunmadığı gerçeğinden hareketle bir takım başka adalet mekanizmaları öneriyor. Bunlardan aslında 5 şeyden bahsedebiliriz. Biri hakikatin ortaya çıkartılması.
neler yaşandığının, kimlerin dahil olduğunun, mağdurların kim olduğunun, geride kalanların neler yaşadığının ortaya çıkarılması. Bu amaçla dünyada kurulan hakikat komisyonları var. En bilineni Güney Afrika Hakikat Komisyonu, belki siz de biliyorsunuz detaylarını. İkincisi, hakikatten sonra gelen aslında adalet talebi, ceza yargılamaları. Bu da büyük uluslararası mahkemelerin kurulmasıyla gerçekleşiyor. Üçüncüsü, aslında bu toplanan belgelerin mağdurların neler yaşadığının anılması, işte özür mekanizmaları ve geride kalanların kaybettikleri yakınlarını anabilecekleri hafızalaştırma çalışmalarının yapılması, işte müzeler, anmalar, anıtlar gibi. Dördüncüsü, tazmin ve telafi programları. Burada sadece maddi tazminden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda mesela mağdur yakınlarının yaşadığı eğitim, sağlık sorunlarına çözümler bulunması gibi, daha sosyal psikolojik destek mekanizmalarının kurulması gibi şeyler de var. Beşincisi ve sonuncusu da aslında bir daha asla geleneğini yaygınlaştırabilmek için bu yaşanmış katliamlara vesaire tekrar yaşanmasını engelleyebilmek için bir takım kurumsal reformları yapılması. Dolayısıyla hani bu yaşanan şeylerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış kurumların ve kişilerin bir reform sürecinden geçirilerek temizlenmesi. Şimdi dediğim gibi aslında Türkiye bağlamında yüzleşilmesi gereken pek çok ihlal var geçmişte. İşte slide'da birkaç tanesini koydum sadece. Ermeni soykırımından başlatabilirsiniz. İşte varlık vergisi var gayrimüslimlere ilişkin. Müslüman azınlıklardan Dersim Alevileri 38 katliamı var. Maraş var, Çorum var, Sivas var. Askeri müdahaleler var. İşte en yakın tarihlisi 80 darbesi. Ve tabii ki 84 itibariyle başlayan Kürtlerle savaşa dair ve o dönemde özellikle 90'larda gerçekleşmiş bir sürü ihlal var. Biz dolayısıyla bunlardan, yani hepsiyle ilgili bir çalışma yapmak mümkün olmadığı için bir ihlal alanı seçmemiz gerekiyordu. Ve başladığımız yıl itibariyle çatışmaların da devam ettiğini göz önüne alarak en yakıcı sorunun, yani Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde de en yakıcı sorunun Kürt sorunu olmasından dolayı Kürt sorununa dair bir alan seçmeye karar verdik. Ve burada da zorla kaybetmeler dediğimiz çok spesifik ve aslında karmaşık bir ihlal alanını seçtik. Zorla kaybetmenin karmaşıklığı şöyle bir yerden geliyor. Aslında süren bir suç, çünkü aslında Türkiye'de gözaltında kayıp diye bilinen daha çok ama uluslararası tanımı zorla kaybetme olan bir kişinin devlet görevlileri ya da devletle ilişkili ya da onların göz yummasıyla hareket eden bir takım kişiler tarafından kaçırılması veya herhangi bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılması ve sonra da bu kaçırılmanın inkar edilmesiyle, yani mesela bir kişinin gözaltına alınması ve sonrasında hayır biz almadık ya da biz bıraktık nereye gittiğini bilmiyoruz denmesi suretiyle aslında hukuk alanının dışına çıkartılması, yokmuş gibi davranılması ve dolayısıyla kaybedilmesi. Yani hem yakınlarına hem topluma o kişiye ne olduğuna dair bilgi verilmemesi. Dolayısıyla kaybedilen kişilerin yakınları bu bilinmezlikle sonsuza kadar yaşadığı için uluslararası tanımda da özellikle bu ihlalin süren bir suç olduğu vurgusu var. Dolayısıyla biz de böyle bir yerden zorla kaybetmeleri seçtik. Aslında 90'lar itibariyle devletin PKK ile savaşında bir strateji değişikliğine gitmesiyle özellikle 93 sonu 96 arası hızla yaygınlaşan bir ihlal ve bizim ilk başladığımızda çeşitli insan hakları örgütlerinin raporlarından derlediğimiz bir liste var. Hani kaç kişiden bahsediyoruz bunu görebilmek için. Çeşitli listeleri bir araya getirip 1300 civarı bir isme
bir listeye ulaştık. O liste üzerinden de, yani bizim alan çalışmamıza zemin hazırlayacak bu liste üzerinden de belgeleme çalışmalarına başladık. Aslında sözü Özlem'e vermeden önce bir 4 program altında çalışıyoruz. Biz belgeleme birimindeyiz. Hafıza çalışmaları programı. İkinci bir birimimiz hukuk çalışmaları. Hukuk çalışanları da, aramızda avukatlar var. Onlar da aslında zorla kaybedilen kişilere dair adli süreçte neler oluyor? Hani soruşturma açılıyor mu? Açılan soruşturmalarda neler yapılıyor, neler yapılmıyor? Uluslararası mahkemelerde verilmiş kararlar var mı? Bunları belgeliyorlar. Üçüncü çalışma alanımız tabii ki bu topladığımız verilerin kamuoyuyla paylaşılması ve yaygınlaştırılmasına dair bir birim. Dördüncü programımız da aslında hepimizi ilgilendiren, hepimizi kesen uluslararası işbirliklerinin ve kapasite geliştiren, yani bu alanda kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığı dördüncü bir program. Dediğim gibi biz hafıza çalışmaları programındayız. Şimdi Özlem biraz anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz diyeyim ben de önce. Burada da görüyoruz hafıza çalışmalarının temel amacı burada yazdığımız aslında, ama hafıza merkezinin de genel olarak amacı Gamze'nin anlattığı gibi daha çok zorla kaybetmeler üzerinden hakikatin ortaya çıkarılmasına yönelik ve yaşanan insan hakları ihlallerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde belgelenmesini ve raporlanmasını hedefliyoruz. Bu alanda da alan çalışmaları yapıyoruz. Kaybedilen kişilerin yakınlarıyla ve diğer tanıklarla görüşmeler yapıyoruz. Medya taramaları yapıyoruz. Hukuk birimimiz adli verileri tarıyor. Barolarla işbirliği içinde bütün bu belgeleme çalışmasına destek veriyor. Aynı zamanda da devam eden hukuk mücadelesine destek verebilmek için bu alanda nereler zorlanabilirin daha detaylı bir araştırmasını yapıyor. Ve bu farklı şekillerde, farklı kaynaklardan derlediğimiz bilgileri belli standartlarda, detaylarına biraz sonra gireceğim, doğruluyoruz ve bunları yine biraz sonra göstereceğimiz veri tabanına giriyoruz. Ve aynı zamanda da işte yaygınlaştırma ve bu alanda bir kolektif hafıza oluşturulmasına destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben hafıza çalışmalarında neler yaptığımızı daha detaylı anlatırsam. Şimdi biz bu zorla kaybetmeleri belirledik, ama aslında zorla kaybetmenin ne olduğunun tanımının tam netliği, her türlü netliğiyle belirlenmesi en temel zorluk. Her gün bununla karşılaşıyoruz aslında. Yani farklı kaynaklardan önümüze gelen bir ihlalin zorla kaybetme olup olmadığını belirlemek, tanımı vermekten daha zor bir şey. Ya bu biraz önce işte Birleşmiş Milletler'in bu herkesin zorla kaybetmelere karşı korunması hakkında uluslararası sözleşmesi var. Bu sözleşmedeki tanıma esas alıyoruz. Sözleşme tanımından Gamze bahsetti. Aslında orada 3 temel unsur var kaybetmeyi belirleyen. Bunlardan birincisi kişinin iradesi dışında özgürlüğünden mahrum bırakılması. İkincisi devlet yetkililerince ya da göz yummasıyla bu ihlalin gerçekleşmesi. Yani devletin sorumluluğu. Bu çok net bir unsur. Üçüncüsü de bu özgürlükten yoksun bırakmanın yine devletçe ve devlet kurumlarında çalışanlarca reddedilmesi veya akıbetiyle ilgili, kişilerin akıbetiyle ilgili bilginin gizlenmesi. Şimdi Türkiye'de bu daha çok gözaltında kayıplar olarak bilinen bir şey. Biz neden zorla kaybetmeler olarak bunu kullanıyoruz? Çünkü şöyle, zaten neden gözaltında kaybetmeler olarak daha çok kullanıldığının da aslında bir nedeni var. Şöyle, Türkiye'de bu ihlal genel olarak kişilerin gözaltına alındığı söylenerek yapılmış. Yani iş yerlerinden, sokaktan, evlerinden gözaltına devlet görevlilerince ya da devlet görevlisi olduğunu söyleyen sivil giyimlilerce gözaltına alıyoruz diyerek alınmış bu insanların çoğu. O nedenle de daha çok bilinen tanım, kullanılan terim gözaltına kayıplar, ama biz aslında bu sadece gözaltına alıyoruz diyerek yapılmayabilir bu diye bunu vurgulayarak ve genel uluslararası alanda kabul edilmiş tanımı da izleyebilmek adına zorla kaybetmeleri tercih ediyoruz. Şimdi burada tabii şimdi İngilizceden bir çeviri bir yanıyla bu enforced disappearance zor. Yani kaybetmenin gönüllüsü mü olur? Yani zor zaten. O aslında oradaki zor
hem biraz evet biraz çeviri, biraz da eylemdeki zor unsurunu vurgulamak için de biz onu tuttuk yine de. Şimdi biz bu tanımın, onun için bu alanın tanımlanması çok önemli. İkincisi bu paydaşlar, dayanışma ağları, uluslararası örnekler vesaire, bunların belirlenmesi meselesi var. Şimdi biz bu hafıza merkezi kurulmadan önce bu konuda uluslararası diğer ülkelerde çalışan kurumlar nelerdir, hangi ülkelerde buna benzer ihlaller yaşanmışın araştırmasını yaptık ve merkezi kuran ekipten bir grup Arjantin'e ve Balkanlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Orada bizim hedeflediğimiz türde çalışmalar yürüten diğer kurumlar nelerle çalışıyor, nasıl çalışıyorlar, ne gibi yöntemlerle çalışıyorlar, nerelere odaklanıyorların bilgilerini toparladık. Bu şu açıdan da önemli. Aslında Türkiye'de birçok konu, politik konu konuşulurken çok fazla Türkiye'nin biricikliği üzerinden yapılan bir yorum ve vurgu var. Ama aslında böyle değil. Yani çokça bir ülke, yani dünyanın birçok yerinde bu ihlal uygulanmış baskıcı rejimler altında. Bu alanda da çalışan birçok kurum var. Uluslararası kurumların neler yaptığını ve ne yöntemlerle çalıştıklarını belirlemek bir yana, bir yandan Hafıza Merkezi de Türkiye özelinde bu konuyla ilgili çalışan ilk kurum değil elbette ki. Öncelikle İnsan Hakları Derneği'ni tabii ki de burada saymak gerekiyor. İnsan Hakları Derneği 90'lardan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor, arşiv de oluşturmaya çalışıyorlar. Ve cumartesi sahneleri eylemlerini biliyorsunuz zaten. Hani 90'lardan itibaren o en yoğun bu kaybedilmelerin yaşandığı dönemden itibaren bunun mücadelesini yürütüyorlar. Ve bir takım hani listeler ve dediğim gibi arşivler hazırlamış durumdalar zaten. Yani biz onların çalışmalarını bir şekilde bir düzeyde devralarak çalışmaya devam ediyoruz. Bir de iki diğer örgüt de var. Şu an yoklar. KHK'larla kapatılmış olan Yakınlarını Kaybedenlerle Dayanışma Derneği ve Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Dayanışma Derneği, YAKAYDER ve MEYADER. Bu iki örgüt de daha çok kayıp yakınlı ailelerle doğrudan bir dayanışma örgütü şeklinde çalışan örgütler. Ve bizim çok kurulduğumuz andan itibaren yakın çalıştığımız örgütler. Bunların tabii tam Gamze'nin dediği biraz önce o isim listeleri ve bir takım oranları gösterdiği gibi biz ilk anda çalışmaya başladığımızda bütün bu örgütlerin ve diğer Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi örgütlerin çalışmalarını derledik. Ve onların hazırladığı listeler üzerinden bir, yani elimize bir, önümüze hani bize bir yol göstermesi açısından bir liste oluşturduk. Bu 1353 kişilik bir zorla kaybedilenler listesi. Şimdi tabii bu liste elimizde. Şimdi biz bunu belgelemeye başlarken nasıl bir amaç ve nasıl bir kapsamda bunu yapmak istiyoruz belirlemek de önemli. Şimdi bu bir yanıyla bizim bu listeyi ve orada isimleri olan kişileri sayısal birer veri olmaktan çıkartmak gibi bir amacımız var örneğin. Bu bir yani bu Hafıza Merkezi'nin çalışmaya başlarken belirlediği bir şey. Bu şu demek. Yani aslında sadece bir liste ve bir kaç kişi Türkiye'de kaç kişi zorla kaybedilmiş. İşte bunlardan kaçı Kürt, kaçı Türk, kaçı kadın, kaçı erkek vesaire. Bu böyle bir şey belirlemek amaçlarımızdan biri. Temel amacımız da olabilirdi ama biz bunun bir tık ötesine geçmeye çalıştık. Bu da şu, bu kaybedilen kişilerin aslında teker teker hayatlarını ve birer kişi olduğunu, yani onları biraz bir ete kemiğe büründürmek diyebileceğimiz bir hedefle de yola çıktık. Bunu belirlemek, yani tek tek o kişilerin kimler oldukları, bir hayatları olduğu, bir aileleri olduğu, bir işleri olduğu, gündelik hayatları vesaireyi de olabildiğince ortaya çıkartacak bir amaç belirledik. Bu amaçla da aslında bu çalışmanın, belgemenin kapsamı da böyle bu amaç üzerinden tanımlanmış oldu ve genişlemiş oldu. Burada ne demek istiyorum? Yani bu isim düzeyinde netleştirmek bir amaçken kapsamımızı bu kayıp yakınlarıyla görüşmeler yaparak bu kayıplarla ilgili tek tek ve derinlemesine olabildiğince detaylı bilgiye ulaşmak şeklinde geniş tuttuk. Bu kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeleri onlar izin verdiği ölçüde video ve ses kaydını alıyoruz. Tabii yine kapsamı, çalışmanın kapsamı açısından belirleyici bir hedef. Hukuk alanında zorlamak,
Gamze'nin dediği gibi avukat arkadaşlarımız da var bizimle birlikte çalışan. Hukuk alanını zorlayabilmek için de aslında bu görüşmeler yanında hukuki belgeleri de toparlıyoruz. Yani sadece görüşmeler tekil bir kaynağımız değil. Biz bu yine kayıp yakınlarıyla görüşmenin de farklı farklı şekilleri olabilirdi aslında. Burada biraz daha yöntem meselesine girmiş oluyorum. Nasıl olabilirdi? Biz elimizde birer detaylı bir soru formuyla gidip kayıp yakınlarından aldığımız bilgileri dökebilirdik. Ama burada da biraz daha böyle bu o kişileştirme, onları ete kemiğe büründürme, hayatlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilme amacımızla eşgüdüm bir şekilde yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmaya karar verdik ve bu şekilde yapıyoruz görüşmeleri. Tabii yine bu bir görüşme yöntemimiz. Tabii dediğimiz gibi bu sadece tek bir yöntem değil, hukuki verileri de topluyoruz ama hukuki veriler ne? Hukuki veriler de aslında bu kayıp yakınları 90'lardan itibaren, yani yakınları kaybedildiği andan itibaren bir takım hukuk süreçlerini zorlamışlar. Bütün onların zorladığı bu süreçleri, yani verdikleri şikayet dilekçelerini topluyoruz kendilerinden. Aynı zamanda da AHİM'e başvurularını ve AHİM'in verdiği kararları da aynı şekilde toparlıyoruz. Ve ayrıca da gazete taramaları yapıyoruz örneğin. 90'larda çoğunluğu Özgür Gündem'de kapatılana kadar, kapatıldıktan sonra onun devamlı olan gazetelerde yer bulmuş haberleri de aynı şekilde topluyoruz. Şimdi bu... Çok teknik bir soru söyleyebilir miyim? Görüntü tam durmuş görüşmeyi açabilir misiniz? Ne olduğunu bilmiyorum. Tabii. Yani elimizde bir şeyle gidiyoruz, soru formuyla. Ama esnek tutuyoruz onu. Yani görüşmenin akışına da bırakıyoruz kendimizi. Onda kaybedilen yakını, görüşme yaptığımız kişinin anlatacaklarının detayını kendisine bırakıyoruz ve kapsamını aslında. Yani yapılandırılmışın biraz daha esneği açısından söylüyorum. Bu ekip içi eğitimler neler? Şimdi bu yöntemler, tam da işte bu yöntem nedir? Bizim de öğrenmemiz gerekiyordu. Bu eğitimleri en başta aldık konunun uzmanı kişilerden. Görüşme yöntemiyle ilgili nasıl bir görüşme yapmamız lazım, nelere ne şekilde vurgu yapmamız lazım. Bunlar ama hep zaman içinde de değişiyor aslında. Yani örneğin daha sonra tekrar yani oraya da bir kere daha değineceğim. Kayıp eşi kaybedilen kadınlarla özel olarak görüştük ve bir raporlama çalışması yaptık. Onlarla, kadınlarla görüşme yapmadan önce onlarla görüşme yapmaya özel soru formları ve yönergeler de hazırladık. Yine yani aslında odak konusuna göre bu şeyleri de inceltip derinleştiriyoruz. Yine en başta şey, travma eğitimi aldık. Ekip olarak. Bu travma eğitimi aslında şöyle, yani kayıp yakınları aslında hayatlarının çok önemli bir deneyimini bizimle paylaşıyorlar. Ve bunu paylaşmanın kendisi tabii ki de onların üzerindeki o travmatik etkiyi yeniden ortaya çıkartabilecek bir şey. Bizim bunu elimizden geldiğince engellemek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu işin bir kısmı, bir boyutu. Diğer bir boyutu da bütün bunları dinleyenler olarak bizim bunlardan nasıl etkileneceğimiz ve baş edeceğimiz konusu. Bütün bunu da yine aynı şekilde konunun uzmanlarıyla görüştük. Bu tabii ki de bir görüşmeyle bitebilecek bir şey değil. Aslında şu dönemde ne yazık ki yapamıyoruz ama saha çalışmalarımızın çoğu ve o çalışmalar sırasında birbirlerimizle paylaştığımız şeyler bu diyebilirim ki ben, bir düzey travma eğitiminin devamı aslında. Geçmeden önce şey de söyleyeyim. Şimdi görüşme formlarını hazırlıyoruz, soru formlarını dediğim gibi. Bir de aynı şekilde bir izin formumuz var. İzin formu şu demek, görüşme yaptığımız kişilere görüşme sonrasında bir form imzalatıyoruz. Olabildiğince detaylı bir izin formu bu. Bu form aslında görüşmeciye bize anlattıklarını kimlerle paylaşabileceğimizin sınırlarını belirleme hakkı veriyor. Zaten bu hak tabii ki de onlarda da, ama bunu imzalı bir formla bize de bildirmiş oluyorlar. O formda
Örneğin bu biz topladığımız bütün verilerin olabildiğince fazla kişiye ulaşmasını ve o kişilerce kullanılmasını istiyoruz ama görüştüğümüz kişilerin izin verdiği ölçüde. Örneğin gazetecilerle paylaşabilir miyiz? Örneğin araştırma yapan işte akademisyenlerle paylaşabilir miyiz? Örneğin videoları belgesel film çekecek biriyle bir sanatçıyla paylaşabilir miyiz vesaire gibi detaylı bir soru form, izin formumuz var. Bazı görüşmeciler bunun hepsini yani istediğiniz gibi paylaşın diyebiliyorlar. Bazıları da yani sadece hafıza merkeziyle paylaşılmasını istiyorlar. Bunları da yine biraz sonra daha detaylı gireceğim. Tabii farklı şekilde klasifiye ediyoruz. Şimdi burada bu zarar vermeme ilkesi işte tam da bu görüşme yaptığımız kişiye zarar vermeme aslında. Bu izin formu bunun bir şeyi, bir yolu bir yanıyla. Birkaç diğer yöntem daha var bu anlamda belirlediğimiz. Birincisi görüşme yapmak için gittiğimizde ki çoğunlukla kişilerin evlerinde yapıyoruz. Bizi oraya kadar alıyorlar ve en mahrem ve özel hayatlarını bize açıyorlar. Bu çok çok kıymetli bir şey. Ve biz baştan görüşmeye başlamadan önce yaptığımız hafıza merkezini en detaylı haliyle anlatıyoruz. Bu çalışmanın nasıl bir çalışma olacağını en detaylı şekilde bilgisini veriyoruz. Yani neden konuştuklarını, kime konuştuklarını, bu konuşmayla ne olacağını olabildiğince bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz baştan itibaren. Ne olursa olsun oraya bir kamera açıldığında bunun hedefinin ne olacağı konusunda bir takım kafa karışıklıkları olabiliyor ama bunu elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Sonrasında bütün bu görüşmeleri yaptıktan sonra dediğim gibi izin formunu imzalatıyoruz ama yine de buna ekstra aldığımız bir önlem daha var, o da şu. Bütün deşifreleri vesaire yaptıktan sonra görüşmelerin biz o görüşmeleri tekrar okuyoruz. Ve okuduktan sonra da her türlü izni vermiş olsalar da bize, yani istediğiniz gibi hiçbir şeysiz bunu herkesle paylaşabilirsiniz deseler de biz onların üzerinden tekrar geçip görüşme yaptığımız kişiye zarar verebilecek bir ve hukuki açıdan özellikle zarar verebilecek bir şey olup olmadığını yani o gözle tekrar okuyoruz ve bazı bölümlerini, gerekli gördüğümüz bölümleri çıkartıyoruz. Bunu yani bu bir şey değil tabii, sınırlama değil yani öyle bir ama yani biraz onları korumak için açısından bulduğumuz bir yöntem. Şimdi zarar verme ilkesinin başlığının altında olmaz bu belki ama bunu söylemeden geçmek istemediğimiz için bunu burada belirtmek istiyorum. Görüşmelerin çoğunluğunu Kürtçe yapıyoruz. Çünkü bunu Gamze söyledi baştan. Daha çok Türkiye özelinde Kürtler hedef alınarak uygulanmış bir devlet stratejisi. Ve bu aslında hani, o kişilerin kendilerini en iyi ifade edebilecekleri dilde yapıyoruz. Ve o dilde çoğunlukla Kürtçe oluyor ve Kürtçe görüşmeleri de çevirmenle değil, Kürtçe konuşan araştırmacılarla yapıyoruz. Burada tarafsızlık nedir? Şimdi tarafsızlık kesinlikle siyasi pozisyonsuzluk demek değil. Biz devlet suçlarını belgeliyoruz yani. Siyasi pozisyonumuz o açıdan gayet net bizce. Ama bunu olabildiğince uluslararası standartla uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu tarafsızlık aynı zamanda görüşmecilerin ifadelerini bir şeyde politik pozisyonlarını nötralize etmek demek de değil kesinlikle. Yani o hani onlara zarar verebilecek şeyleri seçiyoruz derken buna da özellikle dikkat ediyoruz. Örneğin bir örnek vererek anlatırsam bu kaybedilenlerin 90'larda kaybedilenlerin aslında çok büyük bir kısmı zaten devlet de bu stratejiyi bu nedenle tam da bunun önüne engel olabilmesi için uyguluyor. Kürt hareketine yakın ve destek veren kişiler. Şimdi o kişilerin politik pozisyonlarını açıkça bize ifade edildiyse bunu çıkartmıyoruz. Yani bunu sansürlemiyoruz. Bu öyle bir şey değil. Yani bu bizim için önemli. Bu kaybedilenlerin politik aidiyetleri meselesi. Çünkü hiç kimse politik aidiyet nedeniyle kaybedilemez. Yani bu bizim için çok basit ve doğrudan bir şey. Toplumsal cinsiyet perspektif dediğimiz şey de şu.
aslında kaybedilenlerle ilgili politik mücadelenin öznesi kadınlar. Burada sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın her yerinde bu kadınlar çokça bu kaybedilenleri arayanlar, kamusal alanda bunu dinlendirenler, hukuk mücadelesini verenler, eylemlerini yapanlar, her hafta sokağa çıkanlar, burada cumartesi sahnelerinde gördüğünüz gibi. Sadece İstanbul'da değil biliyorsunuz bu arada. Şu an son dönemdeki çalışmalar nedeniyle devam edemese de Yüksekova ve Cizre'de de kayıp yakınları her cumartesi buluşuyorlar. Diyarbakır'da da buluşuyorlar. Şu an yine bu son dönemki politikalar nedeniyle belki kamusal alanda değil ama bir kapalı bir yerde toplanmaya devam ediyorlar. Ve Batman'da. Ve bu kadınlar hem bu zorla kaybetmeyi aslında politikasını yapanlar hem de bundan çokça etkilenenler. Bu şu demek aslında, şimdi zorla kaybetme tanımında olan bir şey var. Zorla kaybetme suçunun mağduru sadece kaybedilen kişinin kendisi değil. Bu devam eden bir suç olduğu için aslında geride kalanların hepsi de bu suçtan doğrudan etkileniyorlar ve hukuki ve uluslararası tanımı itibariyle mağdur aslında aynı zamanda geride kalanların kendisi de. Birçok hak kaybına maruz kalıyorlar onlar da yakınları kaybedildiği için. Biz eşlerle yani kaybedilenlerin eşleriyle özel olarak görüşme yaptığımızda örneğin bunun çok net yansımalarını gördük hayatlarında. Yani bu çok detaylı başka bir konu tabii ama bunu hani bir örnek vermek açısından söylüyorum. Bununla ilgili de bir rapor yayınladık. Bütün raporlarımız internet sitemizde de var. İlgili bununla özellikle ilgilenenler bakabilirler. Örneğin eşler sosyal hakları ailedeki erkek birey üzerinden tanımlandığı için ve bu erkek birey kaybedildiği için yani ölmediği için aslında yani o arada bir pozisyonda kaldığı için bütün bu sosyal haklarından yararlanamıyorlar. Ve yararlanamadıkları bu sosyal haklarından yararlanabilmek adına aslında öldüğünü kabul etmek istemedikleri eşlerini ölü bildirmek zorunda kalabiliyorlar. Yani bu çok doğrudan kadınların hayatlarında böylesi bir etkisi olan bir suç bu. Yani ve bunun ortaya çıkartılabilmesi aslında bir türden toplumsal cinsiyet perspektifini benimsemek ve bu açıdan da olaya bakmakla ancak mümkün. Uzatıyorum. Neyse. Şimdi kayıp yakınlarıyla görüşmeler yapıyoruz dedik. Şimdi kayıp yakınlarıyla bu yakınlara nasıl ulaşıyoruz? MEADER ve YAKAYDER başta isimlerini saydığım iki örgüt. Kayıp yakınlarıyla doğrudan ilişki kuran iki örgüt. Destek dayanışma ilişkisi kuran. Onlar, çoğunlukla onlar aracılığıyla gidiyoruz. Yani aslında bir referans noktamız var. Ama görüşme yaptığımız kişilerin kendisi de çok önemli bir referans noktası. Yani bir görüşmeciye gittiğimizde çoğunlukla onlar da biz başka ailelere götürüyorlar. Bu daha önce anlattığım ilkeye dayanarak soru formlarımızda görüşmelerimizi yapıyoruz. Her sağ ziyaretinde o akşam izin verildiği ölçüde görüntü ve ses kaydını alıyoruz. Sağ ziyaretin akşamında, görüşme yaptığımız akşam kaldığımız yere geldiğimizde hemen onları hard disk'e atıyoruz. Yani hiçbir yani olabildiğince yedeklemesini yapıyoruz. İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerimizi, çoğu görüşme Kürtçe yapılıyor dediğim gibi. Mümkün olduğu ölçüde görüşmeyi yapan kişi görüşmelerin deşifresini de yapıyor. Kürtçe deşifreleri yapılıyor ve ondan sonra Türkçe'ye çevriliyor. Yani görüşmeleri hem Kürtçe hem Türkçe olarak arşivliyoruz. Sonrasında ikinci kaynak taraması yapıyoruz. Bu ikinci kaynak taramasında temel olan bu hukuki veriler. Biz ayrıca her gittiğimiz aileye ellerinde olan hukuki veriler olup olmadığını soruyoruz ve olanların kopyalarını alıyoruz. Aynı zamanda hukuk ekibimiz bize paralel bir belgeleme çalışmasını kendisi yürütüyor. Onlar doğrudan barolarla ve avukatlarla görüşüyorlar ve hukuk belgelerini topluyorlar. Yani bunlar ikinci kaynaklarımızın başında aslında hukuki veriler. Tabii bu hukuki veriler hiçbir zaman düzenli ve eksiksiz olmuyor. Ama biz bunların tasnifi ve eksiklerin belirlenmesi daha çok hukuk ekibimizce, avukat arkadaşlarımızca yapılıyor. Ve işte diğer örgütlerin yayınladığı raporları ve medya taramalarını da yapıyoruz. Şimdi doğrulama, burada veri doğrulama. Şöyle bir ilke belirledik. İki bağımsız kaynak
tam doğrulayabildiğimiz verileri veri tabanımıza giriyoruz ve arşivimize giriyoruz. Ama burada şöyle bir şeyimiz, hatta yeni belirledik yani, şöyle bir istisnamız var. Görüşme ise sadece tek kaynak, onu tek kaynak olarak alıyoruz. Çünkü böyle birkaç örnek var. O aile sadece ilk defa bize konuşmuş olabiliyor. Ve herhangi bir hukuki süreç başlatmamış olabiliyor. Ve onun için onun için de yani onları birebir de görüştüğümüz için onların verdiği bilgiyi tek kaynak, yani tek kaynak olmasına rağmen doğrulanmış kaynak olarak alıyoruz. Ama başka kaynaklar taramaya da hala devam ediyoruz ama bulamayabiliyoruz. Şimdi bu arşiv meselesi. Şimdi burada fotoğrafını gördüğümüz bizim fiziksel arşivimiz. Fiziksel arşivimizi kişi bazında yapıyoruz, gördüğünüz gibi fotoğraftan da. Şimdi yani bütün topladığımız, farklı kaynaklardan topladığımız bütün verilerin hem fiziksel hem dijital arşivini hazırlıyoruz. Bu dosyaların içinde farklı renkte farklı dosyalar var. O farklı renkte dosyalar şu demek, işte görüşme yaptıysak görüşmeler işte kırmızı bir dosyada. Hukuk verisi varsa onlar mavi bir dosyada ve diğer kaynaklar dediğimiz medya, diğer örgütlerin raporları vesaire de işte yeşil bir dosyada. Bu şekilde bir fiziksel arşivimiz var. Aynı şekilde aynı yöntemle yani kişiler özelinde hazırlanmış bir dijital arşivimiz de var. Bu tabii bütün bunları farklı yani tasniflemek tahmin edebileceğiniz gibi bir en çok zamanımız olan işlerden biri. Şimdi daha önce o bahsettiğim hani dedim ya bazı görüşmelerde hukuki bir sorun yaratmaması için belli işte tekrar okuyoruz görüşmeleri. Onları burada tutmuyoruz. Onları tamamen başka dosyalarda tutuyoruz. Yine aynı şekilde belli bir zamandan sonra şöyle bir yöntem geliştirdik. En başta yapmadığımızı fark ettik bir eksiklik olarak. Görüşme yaptığımız kişilerin iletişim bilgilerinde dahil olduğu bir form da dolduruyoruz ayrıca. Onları örneğin hiçbir şekilde burada tutmuyoruz. Ve ya ıslak imzalı hiçbir şeyi aslında bu arşivde tutmuyoruz. Islak imzalı şeylerin kopyalarını bu arşivde tutuyoruz. Bu tabii yani şey dijital arşivimizde şöyle, dijital arşivimizde de kodlama sistemimizin çok yani biraz fazla manueliz. Yani bir program üzerinden bunu yapmıyoruz burada. Ama işte isimlemesini o şeyin belgenin hangi kayıpla ilgili olduğu ve ne belgesi olduğunun belli olacağı bir isim verme sistemimiz var. O şekilde dijital arşivimizi hazırlıyoruz. Bu fiziksel arşivimiz dediğimiz gibi her türlü herkese açık. Ama özellikle son dönem işte artan bu STK'lar üzerinde de artan baskılarla fiziksel ve dijital arşivimizin bu yedeklenme ve nerede tutulacağı konusunda da tabii farklı stratejilere gittik, daha hani güvenli bir yerde tutma vesaire. Bu ama hiçbir zaman o arşivi yine de kendimize kapatmak demek değil. Yani hala ulaşmak isteyen herkese açık ama daha bizim üzerimizden olabilecek daha farklı bir şey yapmak zorundayız. Dijital arşivi pek çok kopya halinde tutuyoruz tahmin edebileceğiniz gibi ve o kopyalar farklı yerlerde duruyor. Yani genel sunucusunda ayrı bir yerde ve bilgisayarda tutuyoruz ama yani farklı yerlerde. Bu sunucu içinde çalışmaya devam ettiğimiz dosyalar varsa, şimdi biz 13 kişilik bir ekibiz. O dosyaların erişimini sadece o konuda çalışan mesela Gamze ve ben erişebiliyoruz o dosyalara. Çünkü bu hani hem dosya kayıplarının ve değişikliklerinin önüne almak için bir şey. Yanlışlıkla silme ve değiştirme gibi bir şeyler olmasın diye. Geçelim. Ve veri tabanımız. Bu bütün bu dijital ve fiziksel olarak arşivlediğimiz bilgileri aynı zamanda da bir online veri tabanında tutuyoruz. Şimdi bu aslında veri tabanı kendisine mi girsek? Neyse. Zorla kaybedilenler.org. Bu farklı kaynaklardan derlediğimiz tüm bilgilerin geniş özeti burada.
Şimdi bunun tabii ne şekilde yapacağımız üzerine çok düşündük. Çünkü gördüğünüz gibi bu örnekte bile çok uzunca bir, detaylı bir özet var. Yani onun içinde çokça fazla bilgi var. Yani bunu nasıl yapalım, kısa tutalım, uzun tutalım, ne kapsamda tutalımı çok düşündük. Ama olabildiğince kapsamlı yapmaya karar verdik sonuç olarak. Bütün farklı kaynaklardan derlediğimiz bütün bilgilerinin böyle bir, ve bunu da çoğunlukla Gamze yapıyor, veri tabanına özetini hazırlıyoruz. Bu, aslında sen belki şeyi anlatabilirsin veri tabanını daha detaylı. Veri tabanı aslında kullandığımız yazılım, bir açık kaynak yazılım. Hürridox diye İsviçre'de kurulmuş bir örgüt var. Ve insan hakları alanında çalışan kurumlara ilişkin yazılım geliştiriyorlar. Açık kaynak yazılım geliştiriyorlar. Bu da OpenUSS denen bir sistem. Aslında tabii bu gördüğünüz sayfayı biz geliştirdik de, yani arayüzünü görmüyoruz şu anda. Aslında bu OpenUSS denen veri tabanı güncel hakik ihlallerini girişini yapmak üzere hazırlanmış çok kapsamlı bir veri tabanı. Çeşitli formatlardan oluşuyor. Olay formatı, yani format dediğim aslında form gibi düşünebilirsiniz. Bir olay girişi yapıyorsunuz. Ondan sonra o olayla ilişkili mağdurla ilgili bilgileri girdiğiniz bir alan var. Sonrasında bu bilgileri nereden aldığınızı girdiğiniz bir kaynak formu var. Kaynaklarınızı girdiğiniz. Kaynakları girdikten sonra aslında yapılan müdahaleleri girdiğiniz, bizim örneğimizde hukuki sürece ilişkin bilgileri girdiğimiz 4 ayrı formu var. Dediğim gibi aslında güncel ihlalleri girmek üzere hazırlanmış bir veri tabanı olmasına rağmen her kullanıcı kendi ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edebiliyor sistemi. Biz de aynı şekilde 2 eğitimden sonra bu veri tabanı üzerine oldukça fazla modifiye ettik ve sonrasında girdiğimiz bilgileri otomatik olarak kamuya açık olan bu siteye çeken bir arayüz geliştirdik. Dolayısıyla ben veri tabanının arayüzünde girişi yaptıktan sonra gece yarısında o update edilerek ertesi gün veri tabanında görünüyor sayfada. Burada da gördüğünüz gibi birkaç sayfası var. Bu kaybedilen kişiye ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa. İkinci sayfa, onun fotoğrafı yok şu anda. Olaya ilişkin şüphelilere dair bilgi verdiğimiz sayfa. Aslında şurada aşağıda da biraz görüyorsunuz. O sayfada biraz daha detaylı var. Bu şüphelilerde ya açılan soruşturmada şüpheli olarak adı geçenler ya da görüşme yaptıysak ve görüşmeci bize şu 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 kişilerden şüpheleniyoruz biz dediyse onları giriyoruz. Yani kafamıza göre girmiyoruz. Ve bulabildiğimiz ölçüde o kişiye ilişkin, yani o şüpheliye ilişkin hukuki bir süreç gelişmiş mi, dava edilmiş mi, işte dava açıldıysa sonucu ne olmuş vesaire, o bilgileri de giriyoruz. Dördüncü alanımız da hukuki süreç. Orada da daha detaylı olarak işte açılan soruşturması ne durumda ya da herhangi yürüyen bir davası varsa ne durumda vesaire gibi bilgileri girdiğimiz, yine kendi başına bir özeti olan bir sayfa. Ana sayfada da şöyle bir tablo var. Harita ve tablo. Rakamları güncellediğimiz, hani ilk bakışta gözükmemesi için. Ve de aslında birazcık haritada göreceğiniz gibi nerede ne kadar kaybedilen kişi var gördüğümüz bir şey var. Politik sorunları da böyle. Evet, bir de aslında şey yaptık. Biz sadece hani şüpheli, olayın şüphelisinin ötesinde bu, hani başta bahsettiğim gibi aslında 93-96 arasında yoğunlaşan ve bir devlet stratejisi olarak uygulanan bir suç olduğu için aslında o dönemin, yani bu verilmiş kararın sorumlularını da otomatik olarak sistem çekiyor. Hangi dönem kim başbakandı, kim Adalet Bakanıydı, kim İçişleri Bakanıydı vesaire, hepsini girdiğimiz böyle 8 kişilik belirlediğimiz politik sorumlular var. Dolayısıyla ben olayın tarihini girdiğim anda sistem otomatik olarak o dönem kimler, bu 8 kişi kimdi iyi belirleyip buraya koyuyor. Veri tabanı kısaca böyle. Hı hı.
Tabii bu veri tabanına bu arada kaynaklarımızdan bazılarını kendilerini yüklüyoruz. Ama görüşmeleri yüklemiyoruz. Hukuki sürece dair soruşturma dosyalarını yüklemiyoruz. Sadece AHİM AHİM'leri evet. yüklüyoruz. Onlar çünkü zaten aslında internet kamuya üzerinden kamuya açık ulaşılabilir olanlar. Görüşme yaptığımız kişinin doğrudan ismini girmiyoruz. Yani sadece o, mesela Ayten Öztürk'ün evet kayıp yakınıyla görüştüğümüzün bilgisi var. Ama kiminle görüştüğümüzün bilgisi yok. Yani çünkü bu yani internet sitesine doğrudan böyle şeyler girmek biraz riskli olacağını düşündük. Ama kayıp yakınıyla bir görüşme yapıp yapmadığımızı internet sitesine girince görebiliyorsunuz. Ve ona ulaşmak isteyen herhangi biri doğrudan bizimle iletişime geçebilir zaten. Çünkü bir yandan da o dediğim gibi biz bir takım bunun ne açıklıkta paylaşılabileceği konusunda o forma göre biz o görüşmeleri olabildiğince insanla paylaşıyoruz. Bu aslında yani veri tabanının haricinde evet topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz gibi bir şey. Tabii ki bir takım analizler yapıyoruz. İşte aslında bu demin de bahsettiğim o devlet stratejisi yani 93 sonunda verilmiş özel güvenlik stratejisinin kararının aslında hani böyle söylemsel bir şey olmadığını kanıtlayan bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani yani veriyle konuşmak dediğimiz şey tabloda gördüğünüz gibi 80 sonrası 92'ye kadar böyle daha az olan zorla kaybetme vakaları 93 itibariyle özellikle 94'te biraz tavan yapıyor. Ve giderek 96'dan sonra yavaşlayarak işte 2000'ler itibariyle aslında uygulanmayan bir strateji haline dönüşüyor. Ve yine bunun hani Kürt sorunu bağlamında Kürt hareketi özelinde geliştirilmiş bir strateji olduğunu yandaki haritadan görüyoruz. Burada en çok olayın gerçekleştiği 10 il renk bazlı ayrılıyor ve gördüğünüz gibi hepsi Güneydoğu Kürt illeri. Bu verileri işte çeşitli raporlar yayınlayarak falan da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu da sadece örnek olsun diye koydum. Hukuk birimimizin yaptığı analizlere ilişkin. İşte kaç dava var, kaç soruşturma var, kaçında zaman aşımı oldu, kaçında işte devam ediyor ama hiçbir şey yapılmıyor vesaire gibi bir takım onlar da analizler yapıyorlar. Ve cezasızlık dediğimiz şey yani suçun şüphelilerinin devlet tarafından korunması ve adalet önüne çıkartılmaması ya da çıkartılsa bile aklanması na ilişkin ya yani bunun hem hukuk sistemindeki bunu sağlayan mekanizmaları çalışıyorlar ve buna önüne geçilmesi için bir takım önerilerde bulunuyorlar. Hem de dediğim gibi bu tip daha büyük analizleri özellikle uluslararası kurumlara taşıyarak biraz Türkiye devleti üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela Avrupa Komisyonu Bakanlar Kurulu'nun AHİM kararları üzerinden devletlere tavsiye sunduğu raporlar var. O raporlara karşılık Türkiye'ye dönüp diyor ki ben şu adımları attım. Halbuki atmadığı bir takım adımları söylüyor. İşte soruşturma açtım diyor mesela. Ama soruşturmanın içi boş aslında. Dolayısıyla bizim ekibimiz bunları inceleyerek devletin yaptığını iddia ettiği şeyleri yapmadığını bir gölge raporla işte komisyona bildiriyor. Yani tabii ki bunlar çok makro politika olduğu için hani nasıl bir etkisi oluyor derseniz hani çok somut etkileri olmuyor ama en azından bir arşivlere de girmiş, uluslararası arşivlere de girmiş bir mekanizma yaratmaya çalışıyoruz. Son olarak da hani evet. verilerimizi başka ne gibi şeylerde kullanıyoruz, birkaç örnek koyalım dedik. Bir takım özellikle internet ortamında yaptığımız kampanyalar var. İlki internet ortamı değil, bayağı büyük, dev afişler bastırdık geçen sene. İnsan Hakları Haftası'nda 6 kişiyi seçtik. Aralık ayında kaybedilmiş 6 kişiyi seçtik ve onların hikayesini ve işte büyük fotoğrafını ve işte İhsan Aslan nerede yazsın böyle dev afişler yaptırıp bayağı afiş
sokaklarda afişleme çalışması yaptık. Şu sağdaki fotoğraflarda göreceksiniz. Bu afiş çalışması belediyeden izin alarak yapılan bir şey. Hayır, bunlar hepsi şey. Yani tutuk kahve, fırça. Tabii. Yani şeyler gibi yani. Herhangi birinin duvara astığı afişler gibi hiçbir izin mekanizması yok tabii ki. Ama bayağı onun uzun için, bir süre kaldılar. Bazı yerlerde evet. Bazı yerlerde üstleri çabuk kapandı ama bazı yerlerde kaldı. Sonra bir belki duymuşsunuzdur. 2009 sonrası Ergenekon davası sonrasında bir takım orada yargılanan, yani darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan generallerin veya işte üst komuta askerlerin bazılarına ilişkin aslında zorla kaybetme ve faili meçhul cinayetlere ilişkin de davalar açıldı. Bunlardan en büyüğü Cemal Temizöz davasıydı. Cemal Temizöz 93-95 arası Şırnak'ın Cizre ilçesinde komutan ve bizim belirleyebildiğimiz kadarıyla o dönemde 100'den fazla zorla kaybetme vakası var. Yani ve yani çok daha fazla faili meçhul var. 100'den fazla da zorla kaybetme vakası var. Ve tabii ki Cemal Temizöz ve orada kurduğu JITEM ekibinin şüpheli olduğu durumlar. 2009'da Cemal Temizöz ayrıca bu olaylardan 21 tanesine ilişkin, yani bu faili meçhul ve zorla kaybedilenlerden 21'ine ilişkin bir dava açıldı. 2015'te önce mahkeme heyeti ve savcı 100 yıl istedi Cemal Temizöz için. Sonra öbür hafta mahkeme heyeti ve savcı değişti. Ve bir sonraki duruşmada hepsi beraat etti. O beraat duruşmasından önce, yani zaten öyle bir şeyin geleceğini biliyorduk. Bütün mahkeme heyetinin değişmesinden de ve zaten gidişattan da, genel gidişattan da. Şöyle bir kampanya yaptık, üçüncü sırada gördünüz. Cemal Temizöz suçsuz ise 21 insanı kim öldürdü diye. O da aslında bizim bayağı başarılı kampanyalarımızdan biri oldu. Twitter kampanyası bu. Duruşma öncesindeki gün bayağı Türkiye ikinci sırasındaydı şey, hashtag. 21 insanı kim öldürdü. Tabii ki davaya bir etkisi olmadı ama en azından birazcık görünürlük sağlamış oldu. En alttaki kampanya da seçim öncesinde yaptığımız, ilk seçim öncesinde yaptığımız 90'larla yüzleşmek için hashtag ile yine. Yine bir Twitter kampanyasıydı. Bütün seçime giren büyük partilerden izin aldığımız işte kişilerle onlara soru yönelttik. Seçilirseniz işte mecliste 90'larla yüzleşmek için ne gibi adımlar atacaksınız? Daha spesifik sorularla. Ve Twitter üzerinden soru cevap şeyi yapıldı. O da bayağı ilginç bir kampanyaydı. İkinci sıradaki de aslında devam eden bir site, web sitesi, Faili Belli adlı. Orada da bu geçmişle yüzleşme davaları diye adlandırdığımız süren bir takım davalara ilişkin güncel bilgiler var. Mesela şu anda süren sanırım 10, yok daha fazla. 6 mı? Sanki 6 grubumuz var. Ondan fazla var galiba. Orada ondan fazla bir davayla ilgili bilgi var ama bazıları. O davalara ilişkin işte JITEM'de, Ankara JITEM davası var, Kızıltepe JITEM davası var, Dergeçi JITEM davası var, Diyarbakır JITEM davası var. Musa Anter var. Musa Anter davası var. O davalara ilişkin ne oluyor onları takip ediyoruz. Bu 90'larla yüzleşmek için afişleriydi. Yani faili belli, şurada anlatayım biraz. Böyle hem bir dava timeline'ı yapıyoruz, ne zaman ne oldu, olaydan başlayarak, olay neydi, yani davaya konu olan olay neydi, ne zaman oldu, ne oldu. Sonrasında da dava sürecine ilişkin, hangi duruşmada ne oldu, işte mağdur yakınları ne talep etti, avukatlar, mahkeme ne cevap verdiye kadar yani detaylı bilgilerin olduğu bir sayfa. Bir de işte şimdi dava izleme yapıyoruz. Bir takım aktivistler, avukatlar ve gazetecilerle birlikte. Onlar da her duruşma sonrasında raporlama yapıyorlar. O duruşmada ne oldu? Şimdi yeni bir yöntem olarak biraz görselleştirmek için bir çizer arkadaşımızı gönderiyoruz duruşmalara. O böyle mahkeme salonuna çizim yapıyor. Yani şimdilik deniyoruz olacak mı falan diye.
Evet, raporlamalardan bahsetmiştim zaten. Bir de şu geçmişle yüzleşme kütüphanesi dediğimiz şey web sitemizde bu geçiş dönemi adaleti mekanizmalarına, dünyadaki örneklere ve işte bir takım aslında avukatlar için uluslararası dava özetlerine ilişkin yayınladığımız kararları yayınladığımız bir şey var. Online kütüphane. Son olarak da bir şey göstereceğim. Bu. Bu da bizim değil, bir MİAM'dan bir arkadaşın bizim verilerimizle yaptığı bir çalışma aslında. Ses enstalasyonu. Vimeo üzerinden erişilebiliyor. Sanırım daha üzerinde çalışıyor ama 2 sene önce falan gelmişti bize. Verilerimizi istedi. Excel tablosu olarak. Yani verilerimiz dediğim şey kim, nerede, ne zaman kaybedildi Excel tablosu. Ne yapacağını biraz anlatmıştı aslında. Her kişiye kaybedilen her kişiye bir nota atayarak harita üzerinde aslında dolaşarak yapacaktı. Öyle yapmamış. Şimdi başka bir şey yapmış. Tam olarak bilmiyorum sistemi. Normalde ilk söylediğinde harita üzerinde dolaşırken orada kaybedilen kişilerin onlara atanmış notaları çalacaktı ve hani o yani rahatsız edici bir sese dönüşecekti çünkü yani karman çorman bir nota şeyi birlikteliği olacaktı. Şimdi ise şey yapmış. Yani mouse'a dolaşmıyorsunuz ama oynata bastığınız zaman çeşitli yıllardan çeşitli insanlara ilişkin notalar yine çalıyor. Yine böyle çok rahatsız edici olmasa da yumuşak bir şey seçmiş ses tonu. hatta böyle şey yani huzur verici falan diyeceğim ben yani öyle bir. Vimeo'dan girip bakabilirsiniz. Son şey videoları da söyleyelim. Evet. Şimdi biz kendi çektiğimiz videolardan yine izin verilenlerinden kısa görüşme videoları hazırlıyoruz. Aslında veri tabanımızın yani kendisinde de var şöyle bir şey. Aslında bu veri tabanında dediğim gibi o detaylı kaybedilenle ve kaybetme olayının kendisiyle ilgili detaylı bilgileri veriyoruz. Ama o tam da bahsettiğimiz o kişileştirme yani o kişi kaybedilen kişinin kendisine dair olan hikayeler veri tabanının sınırlarına her zaman giremeyebiliyor. Onun için de böyle küçük 3'er 4'er dakikalık küçük kısa videolar hazırlıyoruz. Orada daha çok olabildiğince kaybedilen kişinin kendisiyle ilgili kayıp yakınlarının söylediklerine öncelik verdiğimiz küçük videolar. Onlardan belki bir ya da iki tanesini şimdi seyredebiliriz diye düşündük. Onu seyretmeden önce de Vimeo sayfamızdan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Bir tane de kayıp bu kadınlarla özel olarak yaptığımız şeyden sonra, çalışmadan sonra sadece bu kadınlarla yaptığımız görüşmelerden bir 20 dakikalık bir video var. 20 dakikalık bir video hazırlamıştık. O şimdi burada sanki uzun olur diye düşünerek kısa videolardan göstermeye karar verdik. Ama o da online var. Türkçe, İngilizce, hatta Almanca altyazılı olarak. Fotoğrafı kaldırmak. O evet, raporun da ismiydi. O da video. O video aynı zamanda işte tütün deposunda bu kadınların tanıklığı işte başlığında bir sergide gösterildi. O sergi New York'a ve Viyana'ya taşındı. Oralarda gösterildi. Aynı zamanda Berlin'de başka bir sergi kapsamında da gösterildi. Yani aslında raporların ulaşabileceği kitleden çok daha farklı bir kitleye bu videolar aracılığıyla da ulaşabiliyoruz. Online olarak yaygınlaştırmak da çok daha kolay oluyor ve açıkçası bir yanıyla da o bütün o raporlar belli analizleri içeriyor ama bu çok daha doğrudan kişileri görebildiğimiz ve seslerini duyabildiğimiz şeyler olduğu için etkileyiciliği de etkisi de bambaşka oluyor. Belki iki tane o küçük video izleyebiliriz eğer şeyse bir sonra. Bir tanesini izleyelim bari. Ya da bir tanesini tamam olur. Şu ikinci açın. Onunla kapatalım. Kömür öğrendiği insandın. O yaşta 7 yaşındaki çocuk deseydi kömür gülüş. Benim işim efendim Rize'de var. Git işimi gör gel. Kendi parasıyla, kendi imkanlarıyla gidecekti, bu adamın işini görecekti. Kamil Bilgeç eğer köyde olsaydı, o gün çoban olmasaydı Kamil Bilgeç köyün büyüğü olarak, muhtarı olarak o gün giderdi hayvanları otluyordu. Yani böyle bir hizmetkardı. Yani böyle bir insandı. Seçim arifesiydi.
öğleden sonra Diyarbakır'a gidecektim. Benim kızım ertesi gün ameliyat olacaktı. Dedim bu gece Diyarbakır'a gideceğim, ameliyatında bulunacağım. Yarın saat 10'da ameliyata girecek. Adliyenin önüne gittiğimde, hükümet binasının önünde baktım, seçim kurulundan çıktı geldi. Elinde bir zarf aldı. Bu zarfta yani mezralarımızın seçmenleri vardı. Kendisine merhaba dedim, çantam elimdeydi. Dedi ne yapıyorsun? Dedim Diyarbakır'a gidiyorum. Dedi işte durum böyle olmasaydı, Hakim Bey demiş bu seçmen kağıtlarını dağıt. Yoksa ben de seninle gelecektim. Dedim amca gerek yok. Ben Diyarbakır'a geçtim. Diyarbakır'da saat 10 civarında bana telefon geldi. Akşamdan beri amcamız kayıptır. Ben bütün köyleri o gece taradım telefonla. Bulamadım. Hemen yola çıktım geldim. Baktım ne kadar aradıysak korkumuzdan bile aramadık. Ben bunu Türkiye kamuoyuyla sesleniyorum. Her iki ayağımızı tek pabuca sokarak yani amcamızı böyle araştıramadık. Yani korkumuzdan ben 8 ay yatamadım. Yani yatmak istiyordum fakat uykum gelmiyordu. Her iki de bir telefonla birbirine tehdit ediliyordum. Yani biraz savcılığa dahi başvuramadım korkudan. Yani ha bugün beni alacaklar, ha yarın alacaklar, ya 2 saat sonra, ya 2 saniye sonra, ya 5 dakika sonra korkumuzdan tehdit ediliyorduk. Bir kere yani şeye de aramadık. Yani kimsemiz kayıp olmamış demektir korkumuzdan. Oğlu şofördi, daha Irak'a gönderemedik. O çocuklar aç kaldılar. 11 çocuktu. Büyük oğlu evliydi. 4-5, onun da 3-4 çocuğu vardı. Anasıyla birlikte bu 15 nüfusa tekabül ediyordu. Bunlar açlıktan sefil oldular. Amcamın traktörü vardı, amcamın koyunu vardı, amcama bilmem nesi vardı. Hepsi gitti. Amcam bu Sülupya'ya geldi, kiraya girdi. Sizi şerefimle tebrik ederim ki amcam ev kirasını ödemiyordu. Amcamın çocukları gidiyordu askerlik çöpünden salatalık maratalık topluyorlardı. O varlıktan sonra. Bunun kirasını ben ödüyordum. Ben bakkala gidiyordum, erzak marzak alıyordum, evine gönderiyordum. Yani böyle bir hala da geldi. Yani hem soydular, sıkmış soğana çevirdiler, ondan sonra infaz ettiler. Amcam suçluysa, adliye kapısı. Niye adliye kurulmuş? Hukuk yeri. Götürsün, mebet versin. O zaman ben de ses çıkarmazdım. Kimse ses çıkarmazdı. Adliyedir. Hak hukuk neyse odur. Boynumuz kıldan incedir. Her gün haftada bir ayda bir ziyaretine giderdik. Geçmiş olsun. Gelirdik, görürdük, gelirdik. Ama suçsuz. 24 saat gözümün önündedir. Ben şöyle yatmadan her an için tek başıma kaldığım zaman hala tek başıma kaldığım zaman hatırlıyorum, ağlıyorum. Kaç sefer çocuklarım kapıyı açmışsam ne olmuşsan ağlıyorsun. Hiç demiş. Babam ölmüş. 3 tane abim ölmüş. Ablalarım ölmüş. Amcalarım ölmüş başka. Yani hepsini unutmuşum. Ben bunu unutmayacağım. Allah'ın özünde söz veririm. Bunu unutmayacağım. Yarın o da olsa, ölse onu da unutacağım. O gördüğün içerideki oğlum değil. O da ölse onu da unutacağım. Yalnız Allah'ın huzurunda ben söz veririm, ben bunu unutmayacağım. Akıbetini bilmediğim için. Ben bunu unutmayacağım. Hani hala da şimdi ben ha orada görüyorum. Yani yürümüşte karşımdadır. Şapkası, elbisesi. Halen yani halen gözümün önünde. Hiç hayatta ben hayata gitmiyorum. Ben tek başına kaldığım zaman mesela geceleri komşular geliyor, sohbet ediyoruz. Gittikten sonra tek ben burada kalıyorum. Yani saat 12'ye kadar yani 11'e kadar bakıyorsun bir anıda geldi yanıma otur. Böyle görüyorum. Yani diyorum işte buradadır. Diyorum. Yani ettim diyorum unutamıyorum. Yani unutmayacağız. Unutmayacağız.